Değerli arkadaşlar selamlar. Bu dersimizde Zotero'da Zotero programına stil nasıl eklenir? Yani ata stil nasıl eklenir? Onunla ilgili bir ders vermeye çalışacağım. Hemen Word belgesine geliyoruz arkadaşlar. Bir Word belgesine geldikten sonra burada diyelim ki yani buradan da anlatabilirim. Aslında buradan anlatsam daha güzel. Mesela diyelim ki atıf vermeye başlayacağım. Hemen atıf vermeye başlayınca Zotero bölümünü kullanıyorum ve atıf ver diyorum. Atıf verdikten sonra Zotero bana hangi stilde atıf vermemi isteyecektir? Bunu benden talep edecek. Ben de diyorum ki mesela benim atıf stillerim burada yok. Bunun için mesela stilleri yönet bölümüne geliyorum. Geldikten sonra bakın mesela program aşağıda açıldı. Şimdi burada Zotero'nun aslında tercihler bölümüne geldik. Yani nereye geldik? Şuraya geldik. Aslında hiç bu Word'a gitmeden buradan da yapabilme imkanımız var. Bakın mesela gönderme yap bölümüne geldik. Bakın genel, eşitle, ara, dışa aktar, gönderme yap. Burada mesela ek stil indir denildiği zaman iki çeşit var. Mesela Zotero'nun kendi haznesinde bulunan stiller var. Bir de aynı şekilde mesela kendimiz de stil ekleyebiliriz. Eğer yapmışsak bunları mesela, fakat bunun formatı CSL şeklinde olması gerekmektedir. Bu daha çok bir profesyonel işe geçiyor. Biz ek stil indir denildiği zaman Zotero'nun bünyesinde bulunan formatlar mesela bu şekilde sıralanıyor. Bakın mesela bunlar hepsi stil arkadaşlar. Eğer bunları mesela ön izlemek istersek de üzerine geliyoruz. Böyle ön izleme açılıyor. Yani kaynakçada nasıl gösteriyor, ondan sonra şurada nasıl gösteriyor gibi deneyerek mesela stillerimizi bulmaya çalışabiliriz. Şu anda bazı üniversitelerde mesela kendi stillerini oluşturmuşlar. Bazı dergilerde kendi stillerini oluşturmuşlar. Özellikle araştırmacıya daha kolaylık olsun diye mesela Zotero programına göre hazır hale getirmişler. Lütfen Zotero kullanarak, şu stili de kullanarak bize makalenizi bu şekilde hazırlayın diyebiliyorlar. Ben yine size bu fikir olarak mesela açısından böyle bir şey göstermeye çalıştım. Diyelim ki mesela ben şunu vereceğim. Mesela International, şöyle bir tane bilinen bir şey alalım ki. International Studies in Philosophy of Science. Mesela bunu aldık. Tamam, ekledik. Seçtikten sonra ekledik. Bakın mesela International böyle geldi. Evet, geldikten sonra tabii burada OK diyoruz. OK dedikten sonra aşağı indik. Şimdi Word belgesine gelelim. Bakın yeni bir Word belgesine geldik. Burada Document Preference'i tıkladığımızda hemen stili seçiyoruz. Burada International'ı seçelim. Şunu seçelim. Bakalım o nasıl bir atıf şekline girecek. Yani OK dedik. OK dedikten sonra şimdi bir stil vereceğiz. Bakalım klasik görünüme geldik. Geldikten sonra bir tane kitap alalım mesela. Mesela Osmanlı-Amerikan ilişkileri diyelim. Sayfa 88 diyelim. Bakın onun da atıf stili böyle bu şekilde. Kaynakçası nasıl? Hemen kaynakça ekliyorum. Bakın et. Kaynakça da şu şekilde arkadaşlar. Yani böyle yaparak atıf stillerimizi falan bulabiliriz. Değişiklikleri falan görebiliriz. Biraz da kurcalamamız lazım. Evet, bu dersimizde de arkadaşlar atıf stilleriyle ilgili nasıl yükleme yapabiliriz Zotero programına, onu göstermeye çalıştım. Son olarak bir şey eklemek istiyorum. Atıf stilini mesela bazı arkadaşlar daha da ileriye gidip yani kurcalayarak mesela kendilerine göre farklı bir atıf stili gerçekleştirebilirler. Onun için ne yapabiliriz? Onun için yine Zotero'ya gelip mesela özellikle tercihler kısmından yine şu atıf stilleri mesela yani stil düzenleyicisi. Buradan mesela düzenlemesini yapabilir arkadaşlar. Ya buradan biraz kod bilmesi lazım. Yani evet. Şurada stil ön izleyici var. Bunları kullanarak mesela şey yapabilir. Yani atıfı düzenleyebilir. Ben yine başka bir şekilde de bakayım. Evet. Evet, bu dersimiz de burada bitsin arkadaşlar. Böyle bir özellik anlatmaya çalıştık. Diğer dersimizde bu sefer de atıfla ilgili yine anlatmaya devam edeceğim arkadaşlar. Herkese iyi günler.